Şeyi soruyorlar, çok geliyor soru. Aslında o konuya geleceğiz ama hadi bir onu konuşalım. Sonra döneriz. Neyi? Lozan'a Şeyh Said isyanı ile Türkiye'nin Musul talepleri arasında bir bağlantı var mı? Onu biraz sonra... Ona geleceğiz, evet. Şimdi ben gelelim. De şimdi mi gelelim? Şimdi gelelim. Buyurun, bir şey söylemek ister misiniz? Yok herhalde. Şimdi siz orada mesela... Şimdi bizim hep bildiğimiz, yani klasik öğretilen, okuduğumuz İngiltere'nin Musul'u Türkiye'den koparmak için Şeyh Said isyanını kopardı. Yani çıkardı. Yani İngiliz destekli bir isyan oldu. Günümüzde de tekrar Şeyh Said isyanı gündeme geldi, biliyorsunuz. Şimdi ne gördünüz siz İngiliz belgelerinde Şeyh Said isyanı ile ilgili? Şimdi ben Şeyh Said isyanını özellikle araştırmadım. Ona bakmadım. Fakat o döneme ait belgeleri ben 24 Lozan'la beraber şeyi bitirdim. Araştırmamı bitirdim. Yani 24 Temmuz 1923'te bitirdim. Ama ondan sonraki belgelere de baktım. 30'a kadar olan belgelere baktım. Tesadüf müdür? Tesadüf olduğuna inanmak biraz zor gibi görülüyor. İngiliz belgelerinde edindiğim intiba şu. Doğuda isyan mı çıkmış, hay Allah, şimdi tam da Türkler hani toparlanmak üzereylerdi, yazık olmuş falan, bir daha şimdi birliklerini tekrar doğuya göndermek durumundalar ve oradaki işte isyanı bastırmak zorundalar. Çünkü şunu unutmamak gerekir, neden tesadüf olmadığını düşünebiliriz. Çünkü o ara Türkiye Musul'a bir operasyon planlamaktaydı. Yani askeri bir... Evet, askeri bir operasyon planlamaktaydı. O daha önce gidiyor. Daha önce mi? Neydi ismi? Daha önce Şefik Bey, Milli Mücadele sırasında. Bir askeri tam o 24 işte 24 evet Kasım falandır. O aralar bir askeri operasyon planlanmak üzereyken Şeyh Said isyanının patlak vermesi. Pardon hanımefendim, bu çok önemli. Bu İngilizlerin iddiası mı, yoksa hakikaten Türk arşivinde böyle bir şey var mı? Ne? Operasyon. Operasyon planlanıyor. Onların belgelerindekini söylüyor. İngilizler söylüyor bunu. Evet evet, bir operasyon hazırlığı var. Ordu o tarafa doğru kayıyor. Ama tabii bu ikisini bağlantılı olacak şekilde belge gördüm demiyorum. Ama sadece şunu söylüyorum. Hay Allah, şimdi bir de bakın doğudaki isyanla mı uğraşacaklar falan şeklinde böyle çok bir insancıldır şeyci çok bir ifade var yani. Dolayısıyla oraya gönderilecek birlik geri plana çekiliyor ve isyan bastırılıyor. Bir de zaten tam da o arada biliyorsunuz ki ordu komutanının da istifası da var ya. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması nedeniyle Kazım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoy Paşaların da zaten ordudan ayrılması var. Bu da mesela bir ölçüde etkilemiştir. Peki İngilizlerin Şeyh Said isyanını bizzat desteklediğine dair belge gördünüz mü? Bakmadım. Ha, özel araştırmadım. Özel olarak hayır. Hayır, bakmadım. Şeyh Said isyanına bakmadım ama dediğim gibi çok da hani üzülmüş bir tavır izlemiyorum falan. Yani böyle biraz bir... Ne demek o? Yani üzülmemişler. Şöyle, üzülmemişler. Biraz böyle bir hafif alaycı bir tavır mı diyelim? Tebessüm öyle bir şey var. Evet, işleri zor. Nasıl şey yapacaklar? Yalnız... Bastırdıktan sonra ama silahların falan devam ettirebilirlerdi böyle bir plan olsaydı. Yani çünkü kim devam ettirebilirdi? Yani hükümetin planı Şeyh Said isyandan önce Musul'a doğru bir hareket ya da operasyon başlatmaksa Şeyh Said isyanı bastırmak çok uzun süren bir şey değildi. Ama o büyük onu bastırdıktan büyük bir şey ama yani böyle bir yani büyük bir plan varsa bastırdıktan sonra yeniden devam ettirebilirdi. Benim aklımda 40 bin gibi bir rakam kalmış. Rakamı... Yani sen biliyor musun Şeyh Said isyandan kaç kişinin isyan ettiğini? Bilmiyorum. Bilmiyorum. 40 bin gibi bir rakam kalmış da tam hatırlamıyorum. Kesin yani. Sayıyı. İdam önde gelenlere idam ediliyor. Kaç kişi idam ediliyordu? Kimsenin de tam sayıyı şu anda söyleyebileceğini zannetmiyorum. Ama bir telaffuz edilen o meydanda asıl. Efendim bu konularda telaffuz edilen sayılar 50 bin ile 5 milyar arasında değişir. Bu tip onun için telaffuz edilenler şey değildir. Kesin bir şey göstermez. Evet, yani şey var zaten, daha önce Nestor isyanı falan da var. Evet. Yani İngilizler onları da biz üzerimize salıyorlar. Yani sınırda her türlü operasyonu yapıyorlar zaten. Şey yapılıyor. Tabii bir de şey var, Şeyh Said'in mesela isyanında hilafete geri getirme derdi var değil mi? Tabii, halife ilan ediyor. Abdülhamid'in torunlarından. Evet. Kimdi o? Kimi halife ilan ediyordu? Hayır, halife ilan etmiyor.
Selim Efendi. O sırada Cünye'de yaşamaktadır. Lübnan. Beyrut'a yakın, yarım saat Beyrut'a. Cünye'de hutbeyi onun adına okutur. Yani hutbesini. Odur. Yoksa halife ilan etme diye bir şey yok. Hutbeyi onun adına okuttuysa halife Selim Efendi oluyor o zaman. Onun mantığında yani. Yani okutuyor hutbeyi o şekilde. Odur. Yani o sırada yani Selim Efendi'nin zamanında haberi yok. Şeyde adamcağız. Cünye'de sürgünde. Şeyde. Hutbeyi okutmuştu o kadar. Ama bu şey enteresan. Türkiye operasyon yapacaktır. Bizim belgelerde sen gördün mü böyle ya bir ben Musul, arşivde? Ben Musul çalışmadım. Yani o daha sonraki Cumhuriyet dönemi evrakı da. Orada şu var. Yalnız bak bazı kitaplarda orada ben yıllar mı? Önce çok meşhur bir kitapta okudum. Bir askeri harekat anlatılıyor. Yılını karıştırmışlar. Baskıda karışmış. 25-26'larda mı ne gözüküyor? İşte o milli mücadeleden sonra. Hı. Hayır. Musul'a kadar Musul'a kadar girmiş gösteriyor bizim birlikleri. Yani şimdi Lozan'dan sonra bir petrol fırtınasında Raif Karadağ'ın tarih karışmış. Yani ya baskıda ya bir şey olmuş. Sonra ya ben şok oldum. Yani bizimkilerin ben böyle bir şeyi bilmiyorum. Yani öğrencilik, sınır anlaşmasından sonra mı? 26, Lozan'dan sonra Türk birlikleri 23'ten sonra. Irak'a giriyorlar. Musul'a kadar gidiyorlar. Herhalde Şefik Özdemir'in isyanı. Öğrencilik yılında atılı harekatıydı. Yani bunu ama oradaki tarih 23 yerine... Ne operasyonudur Şefik Özdemir'in? Kitabı da var. O şey var. Kitabı değil de Zekeriya Türkmen bir kitap çıkardı. Ankara'da bu Atatürk Araştırma Merkezi'nden belgelere dayanan. Orada şeyi anlatıyor. Şimdi bir milli mücadele sırasında Atatürk, Şefik Özdemir'i meclis... İşte kitap çıktı diyorum. Kitap yok da diyor. Kitap var diyor. Hayır kitabı var dedi. Ben Şefik Özdemir'in kitabı var zannettim. Şefik Özdemir'in kitabı yok. Şefik Özdemir'i gönderiyor. Mesela bu bizim tarihimizde çok az bilinen bir konu ama... Şefik Bey gidiyor. Daha sonra Antep mebusudur. Çok başarılı bir harekat yapıyor. Kürt aşiretleriyle orada işbirliği yapıyor. Evet. Mahmut Berzenci ile vesaireyle. Doğru. Ve orada hatta İngilizler de bir iki muharebede yeniyor. Daha sonra İngilizler diğer aşiretleri bunun etrafından ayırıyorlar. Fakat orada çok ilginç bir şey var. Yani bu milli mücadele yılları. Bunu aklımızda öyle tutalım. Türkiye'den lojistik destek kesiliyor. Sonradan. Şefik Bey yardım istiyor, yardım gitmiyor. Evet. Muhtemelen o dönemde İngiltere ya Ankara hükümetini tehdit etti. Yani adamlarınızı geri çekin diye. Bunun üzerine Şefik Bey mücadeleye devam edemeyerek İran üzerinden Türkiye'ye geri dönüyor. Yani ve işin en ilginç tarafı... Türkiye niye yardım göndermesin? Geri geldiler öyle bir şey varsa. Hayır geri gelmeye mecbur ediyor. Yani Şefik Bey gelmek istemiyor. Geldiler. Gelmek istemiyor adam. Başarılı gelmiş bir... Gelmiş mi gel? Ben onu söyleyeceğim ama... Yani benim hatırladığım resmi çağrıyı hatırlamıyorum ama Şefik Bey gelmek istemiyor okuduğum kitapta. Fakat şu var. Şefik Bey döndükten sonra Türkiye geri plandadır. Ne zamana kadar? Atatürk ölene kadar. İsmet Paşa mebus yapıyor. Aynı bütün Atatürk döneminin küskünleri gibi Şefik Bey de onu İsmet Paşa tarafından mebus yapıyor. Ve işin en ilginç tarafı şu. Şefik Özdemir'in hatıratı kayıp. Yani kaybolmuş. Yani var yazdığı biliniyor. Evet. Bu kitap konuda araştırma yapanlar araştırdılar. Hatıratı. Ailesi. Ailesinde de bulunamamış. İşte. Ailesi birileri geldi aldı gibi bir şeyler demişler. Yani hatırat şu anda yani araştırmacılar açık bir yerde değil. Yani nerede olduğu da bilinmiyor. Türkiye'de belge kaybolmaz. Kaybolmaz o dediği doğru. Çünkü bu şu açıdan önemli. Şefik Bey orada niye geri çekilmeye zorlandı vesaire. Belki bunları yazdı hatıratında. Fakat bu harekatı karıştırıyorlar bazı kitaplarda dediğim gibi Lozan'dan sonra yapılmış gibi gösteriliyor. Şimdi onu okuduğunuz zaman ama bak bizde kuraldır. Bir asker hangi dönemde olursa olsun başarılıysa geri çekilir. Yani göz önünde olması istenmez. Gazi Osman Paşa. Doğru. Koca Gazi Osman Paşa Plevne'den sonra Yıldız'da Saraymaraş eliyle yapılır. Protokol işiyle kullanılır. Ortada gözükmesin. Tamamen pasifize. Çanakkale kumandanı Esat Paşa. Evet. Esat Paşa Çanakkale'den döner. Perdeleri kapalı. Bir araba içerisinde konağına götürülür. Kimse görmesin diye. Perdeler de kapalı. Perdeler de kapalı. Normal durum işte.